İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'dan haberler. Batı Ermenistan'ın Karsil'inde deprem meydana geldi. Arsahan başkenti Stepanakert'te uluslararası bir konferans düzenlenecek. Azerbaycan Nahçivan'da askeri tatbikatlar yürütüyor. Ankara ve Brüksel bir kez daha mülteci anlaşmasına atıfta bulunacak. Fethullah Gülen'in Mozaik Vakfı Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıdı. Batı Ermenistan'ın Dikranagert'teki Zerzevan Kalesi'ne ilgi arttı. Batı Ermenistan'ın Ardahan ilini Artvin'in Ardanuç ilçesiyle ulaş Ulaşımı sağlayan 60 kilometrelik yolun 37 kilometresi, coğrafi şartlar ve çetin kış koşulları dolayısıyla yılın 6 ay kar nedeniyle ulaşma kapanan Ardahan-Ardanuç yolu bu yıl erken açıldı. Ekiplerin altı günlük mücadelesi sonucu ulaşma açılan yol sürücüler tarafından kullanılmaya başlandı. Batı Ermenistan'ın en soğuk illerinden Karsta havaların ısınmasıyla doğa canlanmaya başladı kentte özellikle yaban ördekleri ve kızıl ördekler sürüler halinde Kars çayına geldi. Batı Ermenistan'ın Kars ilinin Sarıkamış bölgesinde dört büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk verilere göre deprem sonucu herhangi bir zayiat mevcut değil. Yeraltı sarsıntıları 10 Mart'ta yere saatle 2.47'de kaydedildi. Depremin merkez üssünün yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtiliyor. Arsak Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert'in Mesrop Maşnot Atlı üniversitesi 14 Mart'ta tarih ve politika, sahtekarlık, fobi, efsane yaratımı konulu bir uluslararası konferans düzenleyecek. Bu haberi Mesrop Maşnot Atlı üniversitenin Kafkasya Araştırmaları Merkezi'nin araştırmacısı, bilim insanı, Hovik Avanesov Artsakh Press muhabiriyle yaptığı röportajda aktardı. Onun sözlerine göre konferansa Rusya Federasyonu Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinden katılacak olan konuyla ilgili uzmanlar konuşmalarda bulunacak. Avanesov konuşmasında konferansın amacı Azerbaycan'ın yalanlarına, Ermeni karşıtı propagandaya ve Ermenilere karşı nefret politikasına bilimsel kanıtlar temelinde karşı koymaktır dedi. Minval.az web sitesinin bildirdiğine göre Azerbaycan ordusunun Nahçivan garnizonu kuvvetlerinin 2020 askeri koordinasyonu planına göre Nahçivan'da komuta ve genel kurmay personeli tatbikatları başladı. Askeri tatbikatlar sırasında bir noktadan diğerine yönetsel aktarma eğitimi yapılıyor. Karagah bölgesinde savunma ve saldırı tatbikatları da planlanmaktadır. Nahçivan topraklarında askeri tatbikatlar da dahil olmak üzere herhangi bir eylemin yasa dışı olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini hatırlatalım. Batı Ermenistan'ın diğer bölgeleriyle birlikte işgal edilmiş Nahçivan, 1920 Sevr Antlaşması uyarınca Batı Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Brüksel ve Ankara, Avrupa Birliği'nin mültecilerin Avrupa Birliği ülkelerine akışını önlemek için Türkiye'ye mali destek sağlamak zorunda olduğu 2016 yılında imzalanan anlaşmayı önümüzdeki günlerde bir kez daha ayrıntılı olarak gözden geçirecek. Taraflar, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyareti sırasında iş bu anlaşmaya vardı. Avrupa Birliği liderlerinden biri olan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türk lideri ile görüşmelerini özetleyerek Ankara ile yapılan antlaşmaların önemli bir kısmının mali olduğunu hatırlattı. Ancak Financial Times'a göre Avrupa Birliği ve Ankara anlaşmazlığının ana nedeni toplanan para miktarı değil, bu fonların harcama şekli. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren ve Fethullah Gülen'e ait olduğu iddia edilen Çok Kültürlü Mozaik Vakfı 8 Mart'ta yayınladığı bir açıklamada 1915'te Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıdığını duyurdu. 1997 yılında kurulmuş olan bu vakfın esas misyonu çeşitli uluslar, kültürler ve dinler arası diyaloğun karşılıklı anlayışını ve barışını sağlamaktır. Vakfın Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan ünlü dini önder ve hizmet hareketinin kurucusu Fethullah Gülen'e ait olduğu iddia edilmektedir. 2013'te ABD'ye yerleşen Gülen, 2016 yılında Türkiye'de 15 Temmuz başarısız askeri darbesinden suçlandı. Türkiye'de Gülen, Ermeni kökenli olmakla da suçlanıyor daha kanıtlanmamış bilgilere göre babası Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sağ kurtulmuş bir Ermeniydi. Batı Ermenistan'ın Digranagert'teki Zerzevan Kalesi'ne ilgi arttı. Roma İmparatorluğu'nda askeri yerleşim olarak kullanılan ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Zerzevan Kalesi kazılarda ortaya çıkarılan Mitra Küçük Mahir Tapınağı ile hafta sonları çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Kazılarda daha önce Mitra Küçük Mihr Tapınağı ile Asur dönemine ait 3000 yıllık mühür bulundu. Keşfedilmiş tarihi mekanda 12-15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yeraltı ibadethanesi, sığına, kaya mezarı, su kanalları ile 54 su sarnıcı yer almaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hover adlı koronun seslendirdiği Ermeni Ruhani Şarkılar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.